Çok üzüldüm kendi kendime. Cem Özer, İncil'i Bakırlı yeni imajıyla şaşkına çevirdi. Hangimiz gerçeğiz? Aslında kaşık da yok. Yani hepimiz sanalız. İmaj değiştiren Cem Özer'e Oya Başar'dan ilginç gönderme. Benimki padişahın değil. Benimki teyzem. Kerem Cem, sevgilisi Ezgi Asaroğlu'ndan neden ayrıldı? Ezgi Hanım'la bazı haberler çıktı. Ayrıldınız mı? Özge Özberk'ten Kutsi ile ilgili büyük merak uyandıran açıklama. Büyük aşk yaşıyor, büyük. Cem Özer, renkli saçları ve sakallarıyla yeni bir Cem Özer olmuş. Umarım yakışmıştır, iyi olmuştur. Her gören şaşkınlıkla bakıyormuş ve beğeniyormuş bu yeni imajı. İyi tepkiler geliyor vallahi, yani fena değil. Sevgilisi Pınar Dura yanında bu haline ikinci kez aşık olmuş. Ben bayılıyorum. İnci kolyesi ve inci küpesi de takım olmuş Cem Özer'in. Hangimiz gerçeğiz? Aslında kaşık da yok. Yani hepimiz sanalız. Gerçek inciye gerek yok. Önemli olan incinin verdiği efekti veren bir şey. Çünkü hani böyle bir şey dünyanın parası eder ve dünyanın parasını sadece boynumda taşımak beni rahatsız eder. Sıra sıra incilere de sırayla bir açıklama yaptı ünlü oyuncu. İnci de biliyorsunuz padişahların takısıdır. Esasında erkeksi bir takıdır ama bense kadınlara mal olmuş ve erkekler her şeyi takıyorlar. Elmas takıyorlar, pırlanta takıyorlar, yakut takıyorlar, zümrüt takıyorlar. İnciden bir uzak duruyorlar. Ben de severim, canım takmak istedi. Sanıyorum güzel de oldu, bilmiyorum. Gecenin iki güzel hanımefendisi davete birlikte geldi. Özcan Deniz'de ikinci şans filminin çekimlerini tamamlayan Nurgül Yeşilçay ve Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Ekşi Elmalar'da rol alan Zeynep Bera Abdullah gülümseyen yüzleriyle enerji saçtı. Çok güzel geçti ya. Harika geçti. Tabii şimdi bir de yönetmen koltuğundaydı Özcan. Çok iyi, çok alışmış yönetmen olmaya. Çok başarılıydı. Çok güzel güleye oynuyor. Bir film çekiyor. Yıllar önce Asmalı Konak'ta bıraktığım Özcan çok değişmiş diyerek kadim dostunu bakın nasıl övdü Nurgül Yeşilçay. Yani karakter olarak bir fark yok ama yani yönetmenliğini bilmiyordum tabii, çok şaşırdım. Çok başarılı bir yönetmen gördüm karşımda. Çok da mutlu oldum. İnsan gelişiyor, insan değişiyor haliyle. Zeynep Fera Abdullah da Ekşi Elmalar'da bu sahneyle büyük değişim sergilediğini ispatlamıştı. Başlayın. Salla. Kıpırdamayın sakın, terbiyesizle. Çok zevk alarak yapıyorum. Güzel öğretmenlerimiz var. Ne için? Çekimlerde. İzleyince göreceksiniz. Para yapar ya. Ben ona güveniyorum. İzleyin, öyle karar verin. Ekşi Elmalar'da rolü gereği kocaman bir tüfeği taşıyan Zeynep Fera Abdullah'ın katıldığı davette çantası da en az tüfek tartışması kadar ilgi çekiciydi. Evet evet geri dönüşüyor. Ne onun adı? Çiçek. Yani marka vermez. Kitlenmek. Evet evet. Geri dönüşüm çantası. Kutu içeceklerin açma halkasından imal edilen çanta tam bir doğa dostu. Geçelim şu Nurgül Yeşilçay'ın saçları dökülüyor mevzusuna. Saçları dökülmüyormuş. Ay hayır, yok öyle bir şey şimdilik. Bir de bir şey. Ay ya dökülürse? Bak şimdi ya. Çok üzüldüm kendi kendime. Yok. Dökülmesin lütfen. Nazar değdi mi? Eğer saçları dökülürse Asmalı Konak'ta olduğu gibi yine saçlarını kestirirmiş Nurgül Yeşilçay. Sanat için saçımı kestiririm. Kestirdim ya zaten Asmalı Konak'ta. Gerekirse yine kestiririm. Konu saçlardan açıldı. Muhabirler aynı davete katılan eski eşi Cem Özer'i de hatırlattı Nurgül Yeşilçay'a. Cem Özer de saçlarını sakallarını değiştirerek katılmıştı davete. Cem galiba proje Cem için. Yoksa çok genç, çok dinamik bir adam. Lütfen. Davetin en hızlı röportajı İbrahim Çelikkol'la gerçekleşti. Gayet güzel, spor dolu bir yaz geçirdik. Geri kalan kısım da bizde kalsın. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Gecenin tek pişlisi Cem Özer ve Oya Başar'dı. İki ünlü isim de aynı kolyeyi takarak gelmişti geceye. Özer'le pişli olmuşsunuz, aynı kolyeden Cem Özer'le bak. Hadi ya, ne hoş, ne güzel. Ne güzel. Cem Özer'in padişahlar inci kullanırdı açıklamasına Oya Başar ilginç bir yorum yaptı. Benimki padişahın değil.
Benimki teyzem. Davete Ceren Moray'la katılan Oya Başar, eski eşi Levent Kırca'nın mezarının yapılmamasına ve vefasızlık iddialarına cevap verdi. Ben öyle bakmıyorum. Vefasızlık da değil. Çünkü gerçekten bir yıl geçmeden bir mezar yaptırılmaz. Bu bir gerçek. Ama ondan ötesini konuşmak istemiyorum. Hayır, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Ceren Moray'la oğlu Umut Kırca'nın ilk filmi El Değmemiş Aşk'ta rol almıştı Oya Başar. Filme tepkiler olumlu yöndeymiş. Eleştiriler çok nasıldı dostlarım? Müthiş, müthiş eleştiriler var. Yani beklentinin çok üstünde bir kere, herkesin söylediği bu. O bir kere çok güzel bir şey. Umut Kırca'nın ilk filmi rağmen müthiş bakış açısıyla böyle masalsı bir dil kurması daha sonralarının geleceğinin sinyalini veriyor. Davetin en marjinal kıyafeti bize göre buydu. Başak Parlak asimetrik kesim eteğiyle gecenin en dikkat çekeni oldu. Davete oyuncu arkadaşı Özgürcan Çevik de katıldı. 54 yaşında anne olan, 8 yaşında dünyalar güzeli bir çocuğu evlat edinen Sumru Yavrucuk Beyaz, oyuncu arkadaşı Demet Özdemir siyah beyaz renk tercihiyle göz kamaştırdı gecede. Ama tam gaz devam, gördüğünüz gibi. Demet Özdemir'in kıyafetiyle tamamladığı çizmeler de çok hoş. Yazın sadece 8 gün tatil yapmış iki değerli oyuncu. Sadece 8 gün tatilimiz oldu. Bayram herkesle beraber. Onun dışında hep çalıştık. Küpeler ayrı, takılar ayrı özenle seçilmiş. Çok belli. Boğazındaki western tarzı aksesuar da saçlarıyla uyumlu. Ceyda Ateş bu işi biliyor desek abartmış olmayız. Farklı farklı kolyelerim var, evet. Her birisinin benim için ayrı bir anlamı var. O yüzden de genelde sürekli boynumda oluyorlar. Film setinde düşüp burnunu kıran, bu sebeple bir ameliyat olan genç oyuncu, güzellik için estetik yaptırdığı iddialarına sinirlendiğini bu sözlerle açıkladı. Doğal olarak birazcık kırıldıktan sonra ifade değiştiği için insanlar bende bir farklılık, çünkü izleyiciler daha dikkatli bu konuda, bir farklılık gördüler. Ben de sadece o insanları bilgilendirmek amaçlı bir açıklama yaptım. Onun dışında çok fazla büyütülecek ya da abartılacak bir durum söz konusu değil. Yeşim Ceren Bozoğlu 30 kilo zayıflayarak bir rekora imza atmış, bir mucize yaratmıştı resmen. Kilo veriyoruz, zayıflıyoruz. Güzel projelerimiz var. Bir tane film çektik. Şimdi yeni bir tane Suriyeli göçmenlerle ilgili çok güzel uluslararası bir projede yer alacağım. Andaç Hazretaroğlu yönetmenimiz. Ladin Labaki, doğru telaffuz ediyorum umarım, James Bond kızlarından bir tanesi. Uluslararası bir proje. Onun heyecanı var bir yandan. Setteyiz, mutluyuz. Ünlü oyuncunun 30 kilo vermesi tam bir sene sürmüş. İşte Nurhan'dan bu yana diyelim bir sene oldu. Bir senedir ekranlardan da uzaktım malum. Değişmeden dönüşmeden de yeni bir şey yapmak istemiyordum. İnşallah değecek bir şey olacak bakalım. Bu kış imaj değiştirenlerden bir diğer isim de Kerem Cem. Evet, ben de sevdim. İlk defa bu kadar uzun oldu ama. Sabahları aynada kendini görünce hafif korkuyormuş. Bir de her sabah aynaya bakınca ben bir de şey oluyorum. Ne oluyor ya? Oyunculuğa dört elle sarılan Kerem Cem, şarkılarını ezbere bilen hayranlarından özür diledi, bize de iletmek düştü. Müzik devam ediyor. Tabii ki çok fazla vakit kalmıyor. Bir de kafa bir tane. Diziyle uğraşırken, oyunculuk yaparken bir şekilde ihmal ediyorsunuz müziği. Ben de ihmal ettim. Ama bunun suçluluğunu duyuyorum. Bütün dinleyenlerimden özür diliyorum. Kerem Cem, sevgilisi Ezgi Asaroğlu'ndan ayrıldığını ancak aynı dizide rol almaya devam ettiklerini bakın nasıl açıkladı. Ezgi Hanım'la bazı haberler çıktı. Ayrıldınız mı? Yani o bana kalsın tabii ki. Biz işimizde gayet profesyonel bir şekilde devam ediyoruz. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Sevgi saygı içinde bütün oyuncuları ve ekibi gibi biz de aynı şekilde devam ediyoruz. Bu aile gibi olduk abi, gerçekten. Davete uyum içinde katılan Kutsi ve Özge Özberk var sırada. Evet. Çok çalıştık. Bir parça, çok çalıştık. Son günlerde at biniciliğine merak salan Kutsi, atların rahatlatıcı özelliği olduğunu söyledi. Rehabilite ediyor mu gerçekten? Öyle bir özelliği var mı? Var arkadaşlar. Özge Özberk, Kutsi'nin atlarla resmen aşk yaşadığını açıkladı. İlk bir ürktüm ama ondan sonra dünyanın en güzel varlığı olarak gördüm böyle yani. Hayvan
aşklar içerisinde. Büyük aşk yaşıyor, büyük. Özge Özberk şıklığı, enerjisi ve yıllar geçtikçe güzelleşen görüntüsünün sırrını oğlu Leo'ya bağladı. Herhalde oğlumdur beni böyle enerjik ve iyi hissettiren. Evet, oğlunuz nasıl bu arada? İyi, ilkokula başladı. Heyecanla gidip geliyor. Kutsi'nin eski eşi Sinem Bayrak tutar, kızları Ceylin ve Lila'yı da yanına alarak Bodrum'a taşınmış. Onlar Bodrum'a gittiler. Ben de okul açılışında oradaydım, yanlarındaydım. Çok heyecanlıydı Ceylin. Allah bütün çocukları muvaffak etsin. Başarılı bir yıl geçirirler inşallah. Orada bir koşuşturma içerisindeler. Annelerinin işleri de orada yoğun. Ben de buradayım ama fırsat bulduğum süre içerisinde gidip geliyorum yani. İki ayrı şehirde bir hasret oluşuyor haliyle. Kutsi çocuklarını çok özlüyormuş. Bu arada Sinem Hanım çocukları alıp Bodrum'a kaçmamış. Son nefesime kadar, yani Allah ne kadar ömür verir bilmiyorum ama elimden geldiğince onların iyiliği, mutluluğu, huzuru için çabalayan bir insanım. Her zaman da onu diyorum. Evden çıkarken tek o duayla çıkıyorum ve eve dönerken tek o duayla dönüyorum. Bütün çocuklarımız için geçerli bu yani. Onlar çünkü birer kristal. Kalbimin orta yerinde yani ikisi de. Her zaman da öyle olacaktır. O haberlere ben fazla aldırış etmiyorum yani. Davette Kenan Doğulu bir konser verdi. Değil.